Emine Hanım merhaba. Merhaba hocam. Nasılsın? İyi misin? İyiyim hocam, çok şükür. İyi. Yakında taburcu edeceğiz, planlamamızı da yaptık. Eve gidince neler ettik? Kan tahlillerim de gayet iyi. Filmlerde de bir problem yok. Şu anda gayet iyi bir yolda devam ediyoruz. Sağ olun. Azalıyor hocam, daha iyiyim çok şükür. İlk ameliyat olduğum güne göre şimdi daha çok iyiyim. Yavaş yavaş giderek toparlıyorsun. Aynen. Hastamız 35 yaşında bayan hasta. Yaklaşık 1,5 yıl önce rektum tümörü nedeniyle ameliyat etmiştik. Radyoterapi tedavisini aldıktan sonra ameliyat etmiştik. Ameliyattan sonra tümörlü hastalarımızı biz takip ediyoruz. Bu hastayı takiplerimizde gördük ki karaciğerde yeni lezyonlar ortaya çıkmış. Yani metastatik lezyonlar ortaya çıkmış. Yaptığımız tetkiklerde, çektiğimiz filmlerde karaciğerdeki lezyonların ameliyata müsait olduğunu, ameliyata uygun olduğunu gördük ve ameliyata karar verdik. Aslında karaciğerdeki lezyonlarda şuna dikkat etmek gerekiyor. Mutlaka tümörlü doku çıkarıldıktan sonra geriye kalan karaciğer volümünün hastanın kilosuna uygun bir şekilde hastaya yetmesi gerekiyor. Bunlar volümetrik çalışmalar sonucunda ortaya konuluyor ve yeterli bir doku bırakıldıktan sonra diğer karaciğer dokusu alınabiliyor. Bunlar gross major cerrahiler. Bunlara karar verirken bir ekip halinde karar vermek gerekiyor. Onkolog arkadaşlar, radyolog arkadaşlarla beraber. Biz de bunları konseylerimizde konuşuyoruz. Bu hastamızla o şekilde konuştuk, tartıştık. Ameliyatına karar verdik. Ve hastamızı ameliyat ettik. Hastamıza yaptığımız ameliyat şu. Karaciğer sağ lobunda 3 adet, yaklaşık en büyüğü 4-5 cm çapında metastatik nodülleri vardı. Biz sağ lobun tümünü çıkardık, yani sağ hepatektomi, sağ karaciğer rezeksiyonu yaptık. Geriye hastaya kalan karaciğer volümü yaklaşık tüm karaciğerin %40'ı ya da %35'i, %40 ancak kaldı. Ve bu hastamızda yaklaşık 60 kilo civarında ve kalan volüm de hastamıza yetti. Bir post-op dönemde, yani ameliyat sonrası dönemde herhangi bir sorun yaşamadık. Hastamız da gayet iyi, sağlıklı şu anda. Yaptığımız bu ameliyatla hastamızda şu anda herhangi bir tümör hücresi dokusu bulunmamakta. Bu tür ameliyatlarda bir R0 rezeksiyon yapmışsak eğer, yani hastada tümör dokusu hiç kalmamışsa çok iyi bir cevap alıyoruz. Hastanın sağ kalımına, hastanın hastalığının nüksetmesine çok ciddi katkı sağlıyor. Nüksetmemesine ciddi katkı sağlıyor. 1,5 yılda 2 kez kanser tedavisi oldu. 2 defa cerrahi geçirdi. Şu halıyla hastamız kanser free. Yani kanser free şu demek. Vücutta herhangi bir kanser hücresi şu anda yok. Çok büyük bir ihtimalle uzun dönem herhangi bir problem yaşamayacağız ama biz yine tüm tümörlü hastalarda olduğu gibi bu hastamızda da takiplerimizi aralıklı bir şekilde devam edeceğiz. Belli aralıklarla. Bu zaten standart takip protokolü. Hastamızı takip edeceğiz. Ben geçen sene kalın bağırsaktan rahatsız olduğum için geldim buraya. İşte tümör çıktı. Kalın bağırsak ameliyatı oldum geçen sene. Atlattım çok şükür ama kontrollerime gelirken bu sefer karaciğeri atmıştı. Bu sene de karaciğer ameliyatı oldum. Hocamız Abdullah Hoca, çok teşekkür ederim kendisine. Bekir Hoca, ailetin hemşireler, benimle ilgilenen bütün hemşire, doktorlara çok teşekkür ederim. Atlattım çok şükür, iyiyim şimdi. Sizin de elinizde konuza sağlık hocam. Çok geçmiş olsun, çok geçmiş olsun. İlgilendiğiniz için ameliyatı başarıyla yaptım.